Merhaba sevgili figürcüler. Pokemon Sun ve Moon hakkında bilgiler videonun artık son kısımlarına yaklaştık ve açıklamam gereken 7 tane Pokemon daha var. Ama demek istediğim bir şey var. Bu da şu ki zaten yorumlarınızı gördüm, yorumlarınızı okuyorum ve cevaplayacağım bunları. Evet arkadaşlar, starter başlangıç Pokemon'larının son halleri açıklandı ve bunun yanında birkaç Pokemon daha ve birkaç form daha ve yeni Alola formları falan açıklandı. Oyun hakkında bize yeni bilgiler verildi. Bunlardan kesinlikle şu an bu videoda bahsetmeyeceğim. Neden bahsetmeyeceğim? Çünkü ortalık karışsın istemiyorum. 7 tane Pokemon daha var. Onları bitirelim ve sağlam kafayla geri kalan o yeni açıklanan Pokemon'lardan bahsedelim. Olumlu veya olumsuz şimdilik herhangi bir yorum yapmıyorum. Bu videodan sonra yani yarın o sıradaki kısım gelecek ve başlangıç Pokemon'larının evrimlerinden, yeni açıklanan Pokemon'larından vesaire bahsedeceğiz. Diğer bir konu arkadaşlar, şuna da değinmek istiyorum ki arada sırada bazı arkadaşlarımız diyor işte Stadyum serisi, Mother 3 serisi, bu seri, Y serisi falan neden devam etmiyor? Dediğim gibi kanal şu an olağanüstü hal durumunda ve bu olağanüstü hal bitene kadar Pokemon Sun ve Moon'dan bahsetmeye devam edeceğim ki açıklanacak herhangi bir bilgi kalmayana kadar. Çünkü anket yapmıştım ve bunu siz istediniz ve bunun devamını getireceğim. O kadar sürmeyecek büyük ihtimalle, bana kalırsa Cuma günü bu olay bitmiş olacak ve oyunlarımıza kaldığımız yerden, serilerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana öyle geliyor. Diğer bir konu arkadaşlar, bir önceki bölümü izleyenler varsa eğer, bir önceki bölümde birkaç tane hata yapmışım. Onlardan bahsetmek istiyorum çünkü artık biliyorsunuz 700-800 tane Pokemon var. Sayısını artık tam olarak, net sayısını bilmiyorum. Ve yaklaşık yine bir o kadar da ona yakın olarak da bir sürü saldırı var, bir sürü Pokemon var, bir sürü ability var. Bazı şeylerden bahsetmeyi unutabiliyorum. Videoyu düzenlerken aklıma gelen değişiklik olursa, o hataların farkına varırsam onları düzeltiyorum. Bir önceki bölümde birkaç tane hata yapmışım. Bunlardan iki tane gözüme çarpan oldu. Beni uyarmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. İlk olarak birinci hatamız, Tapu Koko'dan bahsederken Tapu Koko'ya elektrik ve fairy türü demiştim. Elektrik ve fairy türü başka Pokemon yok demiştim. O an dedenle iş yapıyor'yu tamamen unutmuşum. Dedenle de elektrik ve fairy türü bir Pokemon arkadaşlar. Aklımdan çıkmış, kusura bakmayın lütfen. Yani evet de dedenlenin, evet dedenlenin ne tür Pokemon olduğunu biliyorum ama o an düşünemedim. Gerçekten kusura bakmayın. Diğer bir hatamız, yine Tapu Koko'dan bahsederken Tapu Koko'ya yeni gelen bir saldırı Nature's Madness, doğanın çılgınlığı saldırısı vardı. Ve rakibin HP'sini yarıya indiriyordu. Rakibin sağlığını yarıya indiriyordu. Böyle bir saldırı var mı yok mu bilemedim demiştim. Varmış. Evet, hatırlattınız bana. Super Funk saldırısı var. Rakibin canını direkt yarıya indiriyor. Bunları unutmuşum arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Daha da fazla ön konuşmayı uzatmak istemiyorum. Şu son kalan 7 Pokemon'u da inceleyelim ve bu seriye devam edelim. Başlıyoruz. Evet sevgili Feygocular, günün ilk Pokemon'uyla başlayalım. Günün ilk Pokemon'u kendisi bir kuş Pokemon'u ve 4 tane formu var. Evet, bu kuş Pokemon'u Oricorio arkadaşlar. Oricorio isim kökeni olarak Oriole, yani sarı asma kuşu ve kareografi kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş olabilir deniliyor. Dış görünüş olarak Hawaii ispinozunun farklı türlere sahip formu gibi gözüküyor ve Pokemon'ların çiftleşme ve bu kuşların çiftleşme danslarına danslarından ilham alınarak yapılmış bir Pokemon olarak gözüküyor. Şimdi Oricorio'nun 4 tane formu var arkadaşlar. Şu birinci formu kırmızı formu. Bu formu biraz bana daha şeyi andırdı. Gypsy, yani dansçı romanlar falan olur ya, bazıları çingen eder. Onları andırdı bana. Hatta böyle kırmızı kıyafet giymiş olan bir kadın olur, böyle sürekli dans eder falan filan, onu andırdı. Renk bakımından biraz Yveltal'a benzemiş bence. Şu kırmızı kanatlar, üzerinde siyah motifler, hatta böyle kuyruğu biraz da el gibi falan olmuş. Burasında küpe tarzı falan bir şey var. Mavi veya mor renkli bir ruj sürmüş. Arkasına doğru bakan bir küçük bir Pokemon. Diğer stillerine bakmak gerekirse pompom stili var. Pompom stilinde de işte elinde şu maçlarda milleti neşelendiren pompom kızların tuttuğu tüylü şeylerden var. Ayağında tüylü şeylerden var. Bu oldukça neşeli gözüküyor diğerlerine bakarak.
Powstil'ini incelemek gerekirse, Powstil'de Hawaii'deki kadınların giydiği etek, kafalarındaki şeyler ve ellerinde böyle salladığı şeylerden duruyor Powstil'in de. Bu pembe renkli, biraz da umursamaz bakıyor gibi. Son stili ise Sensu stili. Sensu stiline bakacak olursak, Sensu stili de Japonların fanlarla yaptığı, Japon kadınlarının fanlarla yaptığı danslara benziyor. Kimono giyip, bu da fena olmamış. Yani 4 tane forma olması güzel olmuş. Evet, sıkıntı yok. En çok hangisini beğendin derseniz, ben herhalde Sensu stilini sevdim galiba. Yani şu 4. stil. Hem biraz daha Japonvari havasından hem de renk seçiminden Sensu stili benim favorim oldu. Pau fena değil. Pompom'u beğenmedim. Bale de fena değil. Şimdi bu Pokemon'un olayı, bu 4 farklı formunun da Alola'daki 4 farklı adada bulunmasıymış. Her stilinin, bu Pokemon'un, Oricorio'nun her stili farklı tür kombinasyonlarına sahip arkadaşlar. Dış görünüşünü beğendim mi? Dördünün de farklı stilleri var. Güzel bir konsept olmuş açıkçası. Daha önce denenmemiş bir şey olmuş. O yüzden şimdilik beğendim dış görünüşünü. Pokédex açıklamalarına geçmek gerekirse, tür olarak şu kırmızı renkli Bile stilinin türü Ateş ve Uçan. Ateş ve Uçan zaten bir sürü Pokemon efsane falan filan var. Değinmiyorum. Pompon stilinin türü Elektrik Uçan. Elektrik Uçan Pokemon'larını da biliyoruz. Pau stilinin, yani Hawaii stilinin türü Psişik Uçan. Sensu stilinin, yani Japon stilinin türü de Hayalet Uçan. Sınıflandırma olarak dans eden Pokemon olarak geçiyor. Ability'si Dancer, yani dansçı. Dancer ne işe yarıyor? Bu Pokemon'un karşısında mesela bir saldırı yaptınız. Ne yaptınız abi? Sword Dance yaptınız. Atağınızı iki kademe arttırmak için. Bu Pokemon dans saldırınızı, sizin kullandığınız dans saldırısını anında kopyalıyor. Ve bu Pokemon'un da atağı iki kademe artıyor. Başka ne yaptınız diyelim? Dragon Dance yaptınız. Atağınızı ve hızınızı bir kademe arttırmak için. Bu Pokemon da aynı anda direkt atağını ve hızını Dragon Dance yaparak bir kademe arttırıyor. Bence güzel bir yetenek olmuş. Daha önce denenmemiş. Danslarla ilgili bir şey yapılmalıydı zaten. Hoş olmuş. Bu Pokemon'un bilinen saldırıları ise Revolution Dance denilen bir saldırı var. Ve büyük ihtimalle bu Pokemon'a özel bir saldırı türü. Ne işe yarıyor? Revolution Dance bu Pokemon'un türüne göre vuran bir saldırı. Mesela Pompom stili elektrik türü ya. Elektrik türü hasar veriyor. Yani biraz da Arceus'un falan Judgment saldırısına veya Silvally'nin multi-type saldırısına falan, multi atak mıydı artık neydi, o saldırısına benzemiş. Nasıl olmuş? Fena olmamış. Daha iyi bir saldırı da verebilirdiniz bence. Mesela kullandığı zaman rastgele bir dans saldırısı kullanıyor falan olabilirdi yani. %20 ihtimalle Dragon Dance, %20 ihtimalle Sword Dance, böyle bir şey verebilirdiniz. Her neyse. Şimdi bu Pokemon'un açıklamasını okuyayım muhabbeti fazla uzatmadan. Oricorio çeşitli çiçeklerin nektarlarını yudumlayarak formunu değiştirir. Onun 4 formu olduğundan, ki bu form sayısı Alola'daki adaların sayısına eşittir, görünüşe göre her adada bir Oricorio yaşıyordur. Bale stili. Flamenco ben bilememco. Bu Oricorio çok tutkuludur ve dans ettiğinde güç vücudunu doldurur. O istekli bir şekilde yaptığı danslar ile yumuşacık tüyler yollar. Bu tüyleri yakarak o alevli dans saldırıları gerçekleştirebilir. Pompom stili. Pom 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 pom. Bu Oricorio insanlara karşı çok arkadaş canlısıdır. Mutsuz hisseden eğitmenleri neşelendirmek için dans eder. O dans ettiği zaman tüyleri statik elektrikle dolar. O bu elektrikle dolmuş tüylerle saldırır ve bazen güçlü elektrik şokları salabilir. Pau stili. Hawaii, Hawaii. Bu Oricorio kendi isteği doğrultusunda hareket eder. Bu da bazen onunla uğraşmayı zorlaştırabilir. O dans ederek ruhsal hareketlerini güçlendirir. Bu da psişik gücünü arttırır. Söylenenlere göre bu dans koruyucu tanrı Pokemonlarına bir minnettarlık niteliğindedir. Arigato gozaimasu. Bu Oricorio sessiz ve kendine hakimdir. Dansından da anlaşıldığı gibi o bir bölgede sürüklenen ruhları toplayarak ve onların gücünü ödünç alarak savaşır. Kanto'dan göç eden insanlar bu Pokemon'un danslarının onlara memleketlerini hatırlattıkları için ona büyük bir bağ hissederler. Evet arkadaşlar, hepsinin açıklamasını okuduk. Bale stili flamenco dansından esinlenerek yapılmış. Hatta flamenco yazınca direkt kırmızı renkli elbiseli bir kadının dans ettiğini görüyoruz. Pompom stili pompom kızlara bakılarak yapılmış. Spor faaliyetlerinde falan görmek mümkün. Pau stili Hawaii'deki kadınların giydiği kıyafetlerden yola çıkılarak yapılmış. Sensu stili de Japon kadınlarının geleneksel kıyafetlerinden
ve tuttukları fanla yaptıkları danstan yola çıkılmış. Hepsinin kendine özgü açıklamaları var. Sensu stilinde biraz daha Kanto'yu andırıyormuş diyorlar. Neden Kanto'yu andırıyor bilmiyorum. Kanto'daki insanlar bu Sensu stilini görünce duygulanıyormuş ve memleketlerini hatırlıyorlarmış. Biraz ilginç olmuş. Ama konsepti güzel. Konseptini beğendim. Açıklamaları da zaten 4 tane form için yeterli olmuş. Hayvan gibi yazacak değiller. Bu Pokemon'u beğendim. Bir şey demiyorum. Yani çok kendine çekmedi ama yeni bir şey denemeleri güzel olmuş. Yeni bir ability denemeleri güzel olmuş. Ben dediğim gibi buradan bu Pokemon'u beğendim. Sıradaki Pokemon'a geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim sıradaki Pokemon'umuza. Sıradaki Pokemon'umuz kuş türlerinin avladığı bir tür ve kendisi bir böcek türü Pokemon. Evet. Uzun zamandır zaten orada ilginizi çekmiştir bu küçük garip Pokemon ne diye. Evet, o zaman bu Pokemon'dan bahsedelim arkadaşlar. Bu Pokemon Wimpod. İsim kökeni olarak Wimp, korkak, ve Isopod, tesbih böceği kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Hızlı bir şekilde bu Pokemon'un Wikipedia bilgisini, yani tesbih böceklerinin Wikipedia bilgisini okumak gerekirse, tesbih ya da tesbih böcekleri Isopoda, Malacastra sınıfından suda ya da karada yaşayan 7 çift bacaklı kabuklu takımıdır. Fosillerine en az 300 milyon yıl önceki dönemlerde rastlanır. Evet, bu büyük ihtimalle bir fosil Pokemon'u olabilir diyecektim ki değil. Çünkü açıklamasını biraz okuma fırsatı buldum. Zaten fosil Pokemon'ları genelde kaya falan oluyor. Yani pek fosil Pokemon'u olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama ona bakarsak biraz da anorit gibi geldi bana. Ama yine de bu Pokemon'un Pokédex açıklamasını okuduğum zaman dedim ki bu Pokemon günümüzde halen daha yaşıyor. O yüzden fosil bir Pokemon'la bunun alakası yok. Dış görünüşünü incelemeden önce hangi hayvana benzetilerek yapıldığından bahsedelim. Trilobit ya da tesbih böceğine benzetilerek yapılmış. Trilobit'in de Wikipedia açıklaması. Eklem bacaklılar bölümünün fosil sınıfıdır. Erken Kambriyen'den genç Permiyen'e kadar yayılış gösterirler diyor. Tabii bunların bir sürü böyle familyası var. Hangi familyasından bilmiyorum. Araştırdığım kaynaklarda sadece bunu söylüyordu. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi Pokemon'un dış görünüşünü inceleyecek olursak, gri ve mor tonlara hakim, garip bir şekilde dikenli kuyruğu var. İki tane anteni var, kafasından geriye doğru yansıyor. Vücudu birkaç katmandan oluşuyor gibi gözüküyor ve kuyruğuna doğru gösterilen üçgen şeklindeki ok işaretleri var gibi. Ağzının kenarlarında böyle sivri bir şey var. Ağzı böyle şekilde ve büyük ihtimalle besinleri sindirmek için özel bir şekilde dizayn edilmiş. Kuşkucu bakan gözleri var ve garip bir şekilde kaşları var. Basit bir böcek Pokemon'u olmuş. Böyle böcek Pokemon'larını görmek ister miyiz? Evet, isteriz. Güzel olmuş. Olmasa da olur mu? Olur. Ama ben dış görünüşünü sevdim. Ve sızdırılan Pokédex'teki o Pokemon gerçekse, bu Pokemon'un bir tane gelişmiş hali var ki tırnaklarını diyeceksiniz. Çünkü ben çok beğendim gelişmiş halini. Gerçekten mükemmel bir gelişmiş hali var. O yüzden bu kadar korkak gözüktüğüne bakmayın. Bu da biraz spoiler oldu ama kusura bakmayın. Bilgilerini okuyalım. Tür olarak böcek ve su türü arkadaşlar. Sınıflandırma olarak kaçan ve sıvışan Pokemon olarak deniliyor. Yani buradan da bunu çıkartabiliriz ki bu Pokemonlar oldukça korkak bir Pokemon. Ability, yeni bir ability'si var. Wimpout, yani korkmak demek. Yine korku temelli bir Pokemon yapmışlar. Wimpout ne işe yarıyor? Bu Pokemon baştayken çimlerde bir savaşa girdiğiniz zaman ve bu Pokemon'un canı %50'ye indiği zaman bu Pokemon savaştan direkt kaçıyor. Runaway gibi aslında biraz, ama tam olarak da değil. Eğer bir eğitmen savaşına girdiyseniz ve bu Pokemon'un canı tam canının yarısından azsa, bu Pokemon yine Poketop'una geri dönüyor ve başka bir Pokemon çıkıyor sahaya. Dediğim gibi korku üzerine yapılmış bir Pokemon ve bu Pokemon'u kasmak isteyenlerin bayağı bir sinirini bozacaktır, canını sıkacaktır. Ama eğer bu Pokemon gelişirse de, o formu gibi gelişirse de, bu Pokemon'un size verdiği ödül büyük olacak diyebilirim. Bilinen saldırıları Struggle Bug. Oyalanmadan Pokemon'un açıklamasını okuyayım. Wimpod'un korkak bir doğası vardır ve seslerden ve ani hareketlerden sakınırlar. Eğer bir grup halinde onlara yaklaşırsanız onlar ani bir şekilde kaçarlar.
Wimpod tehlikede hissettiğinde zehirli bir sıvı tükürür. Bu toksinli sıvının kokusu diğerlerine tehlikenin yakında olduğu konusunda uyarı verir. Onların aşırı korkaklığına rağmen onların merak hissi hareket etmeyen insan veya Pokemon'lara yaklaşmalarını sağlar. Wimpodlar toprağa düşmüş olan herhangi bir şeyi yerler ve saklarlar. Onlar ayrıca denize düşen herhangi bir çöpü temizledikleri için çok değerli temizlikçilerdir. Onlar bazen inciler ve diğer değerli eşyalar taşıdıklarından insanlar ve Murkrow gibi Pokemon'lar onları hedefleyebilir. Evet, buradan da çıkarıyoruz ki bu Pokemon bir çok korkak, aşırı korkak bir Pokemon ama aynı zamanda meraklı bir Pokemon. Ve denizde aynı zamanda çöpçüler, denize düşen pislikleri falan temizliyorlar. Biraz vatoz balığı mı deniliyordu, neydi? Dediğim gibi balıklardan hiç anlamam. Vatoz balığı gibi olmuş sanırım. Yani denizdeki çöpleri falan topluyor. Değerli şeyler de taşıdıkları için bazen av olabiliyorlar bu Pokemon'lar. Yazık. Acıdım. Tasarımı da dış görünüşü güzel olmuş. Kötü bir ability'si olsa da yeni bir şey düşündükleri için biraz Runaway'e benzese de ama tam olarak değil. Yine güzel olmuş. Bu Pokemon'u da beğendim. Yani eleştirilecek bir şey yok. Yeni bir şey denemişler. Hiç değilse aynı şeyleri tekrarlamamışlar. Sıradaki Pokemon'a geçelim o zaman. Evet, sıradaki Pokemon'umuza geçelim arkadaşlar. Böceklerin musallat olduğu bir tür olsun. Bu da bitki türü olsun. Evet arkadaşlar. Bir önceki bölümde Bounsweet isimli Pokemon'dan bahsetmiştim. Bounsweet bir meyve Pokemon'uydu ve onun iki evrimi daha var. Sıradaki evriminden bahsedelim. Sıradaki evrimi Steeny. Ben doğru telaffuz edemedim büyük ihtimalle. Neyse Steeny diyeceğim. Steeny Mangosteen. Yani mangostan meyvesi ve teenager yani genç, ergen kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olabilir. İsim kökeni olarak. Dış görünüş olarak da yine mangostan meyvesinden ve genç bir kızdan, genç bir kızın dış görünümüne sahip olabileceğini söylüyorlar. Böyle bir araştırma yaptım. Şimdi Pokemon'un dış görünüşünü bir inceleyelim. Bounsweet'ken böyle amaçsız bakan gözlerle dolu bir meyveydi. Mangostan meyvesiydi ve şimdi gelişmiş o vücudunun pembe kısmı artık daha az bir yer kaplıyor ve genelde beyaz kısımları var. Hatta sadece şu beyaz kafasını almazsak beyaz ve mor kısımlarını alırsak bildiğin soğana benziyor. Topaç şeklinde bir soğana benziyor yani. Neşe dolu gözleri, kafasında büyük yaprakları ve bükülmüş bir şekilde duran ayakları ve zarif elleri olan bir Pokemon. Yine böyle bir anime karakteri havasına bürünmeye başlamış. Zaten hepsi anime karakteri olacak. Ama böyle anime kızları olur ya, okula giderler. Onlar gibi falan olmuş yani. Şimdi benim demek istediğim, bu Pokemon'un türevleri var be abi. Yine var ya. Petilil diyorsun. Bu Pokemon'a benziyor. Yani bilmiyorum. Bana biraz Petilil'i andırdı. Ya bitki Pokemon'larında neden bunu yapıyorlar anlamıyorum ya. Biraz kendinize özgün olun abi ya. Ya bazı Pokemon'larda şunu yapmayın artık. Tamamen farklı bir şey diyebilelim. Ya benim için biraz Petilili andırdı abi. Bana öyle gelmiş de olabilir, bilemedim. Çünkü bir önceki bölümde Tapu Koku'nun gözlerini Scatterbug'ın gözlerine benzettim. Bazen de saçmalıyor olabilirim. Sadece bana öyle geldi. Ben ne hissettiysem onu söylüyorum şu an. Ama mesela bir Rose Red gibi özgün Pokemon'lar görmek istiyorum. Mesela Rose Red oldukça farklı gözüken oldukça güzel bir Pokemon'du. Ama bu Pokemon benim pek hoşuma gitmedi abi. Dış görünüşte böyle falan yapıyor. Bir tane koyacaksın kendisine gelecek. Sinirlendim şu an. Evet, Pokemon türü olarak arkadaşlar bitki Pokemon'u, sınıflandırma olarak meyve Pokemon'u olarak geçiyor yine. Ability'si Leaf Guard ve Oblivious, yani yaprak koruması ve ilgisiz yaprak koruması. Leaf Guard ne işe yarıyor? Hava güneşliyken bu Pokemon status elementlardan yanmadan, donmadan falan filan etkilenmiyor. Oblivious da ilgisiz ne işe yarıyor? Bu Pokemon'u kendinize aşık edemiyorsunuz. Ama bence kıza benziyor. Nasıl aşık edemiyoruz? Nasıl yani? Bir de bu Pokemon erkek olacak mı? O cinsiyet muhabbetine girmeyeceğim. Ama olursa da biraz garip olur bence ya. Yani veya Bounsweet'ler Vespikoyan mantığı kullanılabilir. Yani Bounsweet'ler hem erkek hem dişi olabilir. Ama sadece dişi olan Bounsweet'ler Steeny'ye gelişebilir derdim ben. Ya ben olsam böyle yapardım ama bilmiyorum, tabii Pokemon'a kalmış. Bilinen saldırıları yine Bounsweet'le aynı. Magical Leaf ve Sleep Powder. Şimdi açıklamasını okuyalım. Steeny'nin kafasındaki örtü yaprakları Bounsweet'inkinden daha serttir. O yüzden Steeny diğer Pokemon'lar tarafından hasar görmekten endişelenmez.
Bonsuit iken bu Pokemon diğerlerinden kaçmayı tercih etmiştir. Ama şimdi Steenee diğer Pokemonlarla birlikte oynayabilir. Geliştiği için bu Pokemon'un hoş kokusu daha nefistir. Ama aynı zamanda erkeksi bir kızın kişiliğini alır. Bir tanesiyle yaşamak gerçekten işkencedir. O hareket ettiğinde örtü yapraklarını döndürür ve yakınlarındaki objelere çarpar. Ama bu olay Steenee'nin umrunda değildir. Steenee kafasındaki örtü yaprakları ve sert bacakları ile güçlü kombolar yapabilir. İlk olarak rakibine örtü yaprakları ile vurur ve onu ürkütür. Ardından çok fena bir tekme atar. Bu da onun işini görür. Şimdi bu Pokemon bildiğin ergen, artık korkusunu falan yenmiş. Çünkü Bonsuit'i bildiğim bütün olarak mutan Pokemon'lar vardı meyve olduğu için. Ama Pokemon'un neresi meyve halen daha bilmiyorum. Bu Pokemon o korkusunu yenmiş, artık insanlarla oynayabiliyor. Bir de ergen bir genç kız, işte bununla yaşamak tam bir işkence. Onu deviriyor, bunu deviriyor falan. Bildiğin ergen olmuş. Böyle ergenliğe yeni girmiş bir insan gibi olmuş. Yani sen Pokemon'sun, neden ergen davranıyorsun, bunu da anlayamadım. Saçma davranışları pek hoşuma gitmedi açıkçası. Tamam, savaşta kafasındaki yapraklarla vuruyormuş, ardından tekme atıyormuş. Tekme atacak kadar güçlü bacağın yok ki senin. Ben beğenmedim bu Pokemon'u abi. Hoşuma gitmedi. Ön yargımı yapıyorum bilmiyorum ama o yüzden olumsuz oy veriyorum ve sıradaki Pokemon'a geçiyorum. Evet, sıradaki Pokemon'umuza geçelim. Sıradaki Pokemon'umuz hiç uzatmayacağım. Üst üste geldi, biraz şans oldu. Zaten çok az bir Pokemon kaldı. Üst üste gelmesi doğal. Çünkü zar aralıkları iyice azaldı. 3-4 tane Pokemon kaldı. Şu an anlatacağım Pokemon arkadaşlar Tsarina. Dış görünüş olarak Tsarina'nın arkadaşlar dış görünüşü mangostan meyvesine ve kadın hükümdarlara benziyor. Ve ayrıca bu da ekstra bir bilgi, mangostan meyvesine meyvelerin kraliçesi deniliyormuş. Yani hem meyve hem de kraliçe. Kraliçe meyve olarak tanımlanıyor dış görünüşü. İsim kökeni olarak Tsarina'da Tsarina. Tsarina, Tsarina. İsim kökeni olarak da Tsarina Rusça çariçe demek. Kadın hükümdar demek. Ve Serena'da durgun demek. Bu kelimelerden oluşuyor olabilirmiş. Şimdi bir de dış görünüşüne, bir de biz bakalım. Steenee'ye çok benziyor renkleri ama artık kafasındaki örtü yaprakları daha da uzamış, bir pelerin görünümü almış veya saç görünümü almış. Zaten Steenee'yken küçük sarı benek vardı bir tane, o sarı benekler iyice büyümüş. Kirpikleri falan çıkmış, daha kadınsal duruyor. Bayağı bir kadınsal duruyor aslında ya. Ayağında çizmeler var. Şu soğan, artık soğan mıdır, meyve kısmı falan şişik duruyor. Yani bildiğin bu da bayağı kadın hatları vermişsiniz. Abi siz Pokemon yapıyorsunuz ya. Yani daha sonra bu adamlar Pokefili oluyor. İşte yastıklara şey koyuyorlar. Pokemon resimleri koyup, anime karakterleri koyup sarılıyorlar. Böyle bir şey yapmayacaksın. Biraz yobazca oldu. Ama yobazından demiyorum da bu kadar da şey yapmayın yani. Yani orta cinste bir Pokemon, orta cinste Pokemonlar yapmaya çalışın diyeceğim. Tabii o da zor. O yüzden bu tartışmaya girmek istemiyorum. Ama arkadaşlar bu Pokemon'un dış görünüşünü ben bu sefer de Lilligant'a benzettim. Bana onu andırdı biraz. Çok az. Lilligant'ı andırdı. Veya dediğim gibi yine sadece ben abartıyorum. Elleri falan böyle duruyor. Bacağında bildiğin çizme var. Şu bacağının üstündeki gövde kısmı da şişik duruyor. Kafasında ise kraliçelerin kafalarına taktıkları taştan var. Fena olmamış, fena olmamış. Ama daha sonra Pokemon lütfen demesin, İnsanlar neden Pokemon waifu yapıyor demesin. Tabii benim yapacağımdan değil ama Gardevoir'a aşık olan insanlar var. Bu Pokemon'a da aşık olacaklar büyük ihtimalle, belli oldu yani, aman diyeyim. Şimdiden kaçınıyorum, siz olun. Gerçek bir hayatınız olsun, asla bir Pokemon'a aşık olmayın. Tür olarak bu Pokemon'umuz arkadaşlar bitki türü, sınıflandırma olarak hala daha meyve Pokemon olarak geçiyor. Ability'si Leaf Guard, yani yaprak koruması, yaprak korumasından, yaprak kalkanından bahsettim. İkinci olası ability'si Queen'in Majesty, yani kraliçe gibi görkemli. Bu ability aslında nasıl olmuş hemen bahsedeceğim. Brooks için yeteneği vardı, Dazzling, büyüleyici. Büyüleyici ne işe yarıyordu? Aslında büyüleyiciye çok benziyor. Büyüleyici ne işe yarıyordu arkadaşlar? Brooks için karşısındaki Pokemon'un öncelikli saldırıları kullanmasına izin vermiyordu. Ne gibi mesela? Dediğim gibi Extreme Speed, Quick Attack vesaire gibi. Queenly Majesty de alandaki Pokemon'ların
alandaki düşman Pokemon'ların öncelikli saldırı kullanmasına izin vermiyor. Yani Brooks için Dazzling'i birebir de engelliyor. Karşısındaki rakibi engelliyor. Sarina'nın Queenly Majesty ability'si ise alandaki bütün düşmanların öncelikli saldırı kullanmasını engelliyor. Yani artık çok öncelikli saldırı kullanılıyor mu? Evet, yerine göre değişiyor. Fena olmuş mu? Olmamış. Bilinen saldırıları Magical Leaf, Sleep Powder ve bu sefer Drop Kick eklenmiş diğer evrimlerine nazaran. Drop Kick ne işe yarıyor? Hasar veriyor ve rakibin atağını bir kademe düşürüyor. Tropik tekme olarak geçiyor. Bitki türü saldırı olacağı çok belli. Evet, bitki tekme saldırısı olacak. Bu yeni bir şey. Yeni bir şey koymaları güzel olmuş. Zaten Steenie'nin de tekmelerinin kuvvetli olduğunu söylemişlerdi bize. Tsarina'nın bu sefer açıklamasını okuyalım bakalım onda neler demişler. Tsarina yüksek seviyedeki soyluların doğasına sahiptir. Ona kötülükle yaklaşan herhangi bir insan veya Pokemon derhal cezalandırılır. Eğer kendisi ve eğitmeni senkronize olamamışlarsa veya eğitmeni ona etkisiz bir saldırı kullanmasını söylerse o eğitmenine korkunç bir şekilde dik dik bakabilir. Steenie'ler arasında yalnızca en güçlü olanları evrimleşebilir. Bu olunca Steenie diğerlerinin rızasını alarak evrimleşir. Daha sonra gücünü Bounce Bitleri korumak için kullanır. Sarina yüksek tekmeler konusunda ustadır. O Steenie iken bu yeteneklerle yapabildiklerini şimdi daha ileri seviyeye taşımıştır. O zarif hareketlerle saldırır. Aynı zamanda onun kokusu rakiplerini büyüler ve ikinci bir hasar verir. Yani şimdi burada biraz yine Hakama O gibi, Hakama O, Komo O'nun olayı gibi görüyoruz. Çünkü Komo O'ya dönüştüğü zaman, Jangmo O en son evrimine dönüştüğü zaman küçük Jangmo'ları uzaktan koruyor. Bu Pokemon'da da yine benzer bir olay var. Geliştiği zaman artık gücünü Bounce Bitleri korumak için kullanıyor. Tekmeler konusunda bir ustaymış. Gelişmek için diğer Steenie iken gelişeceği zaman diğerlerinin rızasını alarak gelişiyormuş ve çok güçlü olması lazımmış. Bu Pokemon'a böyle aptalca bir şey söylersek işte mesela ateş türü Pokemon'a bitki türü saldırısı kullan falan dersek bu Pokemon bize böyle bakıyormuş. Tam atarlı bir kadın olmuş. Tribi çekilmez. Gerçekten bu Pokemon'un tribi çekilmez diyorum. Fena olmamış. Güzel olmuş. Ama çok dediğim gibi tamam tekmeleri falan güzel. Kendisine has bir yapısı var. Ben ne kadar Lilligant'a benzetsem de çok benzemiyor aslında. Bunu da kabul etmem gerekecek. Kafasında kraliçelerin sahip olduğu taştan var. Kendisine has bir Pokemon da denilebilir. Birazcık benziyor da denilebilir. Yani bitki Pokemon'larına neden bu kadar... Ne denir yani? Şimdi yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Çünkü benimle aynı fikirde olan insanlar da var. Yani bitki Pokemon'larını bu kadar şey yapmayın yani. Tam bitki yapın abi. Yani ben dışarıda gül, orkide veya işte çam ağacı gördüğüm zaman yapmıyorum. Yani kısacası demek istediğim bitki Pokemon'larını böyle tasarlamayın abi. Tamam Roserade falan güzeldi. Yani bu Pokemon bildiğin ben kadınım diye bağırıyor ama zaten %100 kadın olacak. O da ayrı bir şey. Neyse bu tartışmayı gerçekten uzatmayacağım. Bu Pokemon fena olmamış. Kadınımsı bir Pokemon olduğu belli. Bununla ilgili alıp veremediğimiz herhangi bir şey yok. Tabii ki de kadınımsı Pokemonlar da yapsınlar arada. Erkeklere de özel, kadınlara da özel. %100 erkek olan ve %100 kadın olan Pokemonlar da yapmalılar zaten. Fena değil diyorum. Neden fena değil? Çünkü Hakamo ile benzer şeyler görüyoruz. Yine koruma olayı, en güçlü tekme atan şey oluyor, milletin rızasını alacağı şey yapabiliyor, işte size trip falan atabiliyor, saçma sapan şeyler söylersiniz. Daha sonra mavi tik atıp görüldü yapıyor. Özet. Devam edelim. Evet, çok tepki çekeceğim. Büyük ihtimalle çok tepki çekeceğim. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir sürü bitkiden bahsettik. O zaman bitkileri biraz yok etmek için ateş türü Pokemon'lardan bahsetmeye başlayalım. Uzun zamandır Mario oynamamıştım. Ve uzun zamandır Bowser Reis'i görememiştim. Pokemon'da boş durmamış Bowser'ı alalım, Pokemon'a çevirelim ve ekleyelim demişler. Aynı zamanda boş durmamışlar, Ninja Kaplumbağalara 5.sini eklemişler. Karakosta, War Turtle, Torkoal ve Torterra. Yeni bir kaplumbağamız daha oluyor arkadaşlar. 5. kaplumbağamız. Shuckle'ı tam olarak kaplumbağa saymıyorum aslında. Yeni bir kaplumbağamız daha oluyor böylece. Şimdi arkadaşlar bahsedeceğim Pokemon bir kaplumbağa ve bu Pokemon'un adı Turtonator, Terminator gibi bir ismi var. İsim kökeni olarak Turtle artı Detonator
Turtle kaplumbağa, Detonator'da patlayıcı falan demek. Patlayıcı kaplumbağa olarak geçiyor. Dış görünüşü olarak Matamata kaplumbağasına benzetilmiş ve aynı zamanda mayına benzetilmiş. Neden mayına benzetilmiş? Şu kafasında falan mayın gibi bir şey var. Sırtındaki şey de biraz mayın gibi olmuş. Zaten hikayesini okuyunca bu Pokemon'un, bu Pokemon tam bir mayın, patlamaya hazır bir bomba diyeceksiniz. Dış görünüşünü biraz da ben inceleyeyim. Ben Bulbasaur'a benzettim bu Pokemon'u birazcık, çok azıcık. Ağzında kuş gagası mı diyeyim artık, yoksa delikli bir ağız. Delikli bir ağız var, evet. Delikli bir ağzı var ama biraz kuş gagasına benziyor uzaktan ya. Ama orası bir delik yani, Magby'nin ağzı gibi delikli, veya karınca yiyen Hitmore'un ağzı gibi duruyor. Kafasında kırmızı, sarı ve siyah renklerinden oluşan bir kalkan var, kafasını koruyor. Kendi vücudu grimsi renkte. Ayaklarında yine kalkan var, kırmızı kuyruğu var. En önemli noktası bu Pokemon'un sırtında ise dikenler, kazıklar var. Ve sırtı da yine siyah, hatta biraz kahverengimsi siyah, sarı ve kırmızı şeylerden oluşan bir kalkan sırtı. Bu Pokemon'un en çok iş yapan noktası da bu sırtı zaten. Onun dışında bu Pokemon'un önünü bize göstermemişler. O yüzden pek bir yorum yapamayacağım. Siz videoyu izlerken göreceksiniz ama ben videoyu... Videoyu sonradan görüyorum. Bahsettiğim video hani şu... Pokemon'un hikayesini anlatırken Pokemon'dan kesitler koyuyorum ya, o videoyu ben görmedim. Şu an sonradan göreceğim. Neyse, konumuz bu değil. Dış görünüş olarak fena gözüken, yani bu tarzda bir kaplumbağa daha önce görmedim. Yani biraz evet Torkoal'a benziyor veya işte diğer kaplumbağalara falan benziyor ama onun dışında hatta yarı efsane bir Pokemon bile olabilir bu. Söyle Legendary diyorsunuz ya yine. O niteliklere sahip bir Pokemon gibi gözüküyor. Olayı falan etkileyici. Dış görünüşüne ısınmak biraz zaman alıyor ama bu Pokemon sizi patlamalarıyla birlikte bayağı ısıtacak. Onu da söyleyeyim. Espri değildi bu arada. Gerçekten öyle. Yani bayağı patlama falan yaratan bir Pokemon. Tür olarak bu Pokemon'umuz arkadaşlar garip bir şekilde ateş ve ejder türü olarak karşımıza çıkıyor. Neden ejder yaptınız bilmiyorum. Sadece ateş olsaydı da yeterli olurdu ama sadece ateş olsaydı biraz Torkoal'a benzeyecek falan yapabilir millet diye ateş ve ejder yapmışlar. Zaten ejder olarak bu serinin 3 tane ejderi var. Drampa, Jangmo ve ailesi, bir de Turtonator ama ikinci türü ejder olduğu için o kadar da ejder gibi gözükmüyor. Ana türü ejder olsaydı biraz daha ejder gibi gözükebilirdi. Öyle bir şey var gerçekten. Yani bu Pokemon'un ana türü neyse ona daha çok benziyor. İkinci türüne birazcık azıcık benziyor. Yani bu Pokemon ana türü de ateş olduğu için çok da ejdere benzememesi doğal. İkinci tür ejder. Tamam, neyse, bunu bir kenara atalım. Sınıflandırma olarak patlama yaratan kaplumbağa Pokemon olarak geçiyor. Ability'si Shell Armor, yani kalkan zırh. Bu Pokemon'a kritik hasar veremiyorsunuz. Bilinen saldırıları Shell Trap, Dragon Breath ve Explosion. Patlayan Pokemon olduğu için Explosion olması doğal. Ejder olduğu için de ejder türü saldırısı olan Dragon Breath'i öğrenmesi kolay. Shell Trap yeni bir saldırı arkadaşlar. Bu Pokemon Shell Trap'i kullandıktan sonra bu Pokemon'a fiziksel bir hasar verirseniz bu Pokemon size verdiğiniz hasarı kat ve kat fazlasını veriyor. Yani adeta bir mayın mantığıyla çalışıyor. Yani bu Pokemon'a dokunduğunuz zaman hayvani bir patlama, Allahu Akbar diye bir patlama oluyor. Pokemon'un bilgilerini okuyayım. Turtonator volkanlarda yaşadığı için o volkanik kraterlerin yakınlarında bulduğu sülfür ve diğer materyallerle beslenir. Onun kalkanı patlayıcı bir maddeden oluşan bir katmana sahiptir ve bunun çoğu sülfürdür. Bir şey bu Pokemon'a saldırdığı zaman kıvılcımlar onun kabuğundaki boynuzlardan yayılır ve bir patlamayı ateşler. Volkanik kraterlerin yakınlarındaki çevrelerde bu Pokemon bir kaya gibi kamuflaj yapar ve avını bekler. Avı onun kabuğuna bastığı an Turtonator kendi kuyruğu ile kabuğuna saldırır ve bir patlamaya neden olur. Turtonator'ın sırtından tetiklenen patlamalar bu Pokemon'un ön kısmının ortasında bulunan bir ağızdan salınır. Bu Turtonator'ın zayıf noktasıdır. Onun karnına inen ataklar ona büyük bir hasar verir. Yani bu Pokemon dediğim gibi bir mayın gibi çalışıyor, yani kaya gibi saklanıyor, hedefi kabuğuna bastığı an kuyruğunu kabuğuna vuruyor ve patlama yaratıyor. Şimdi bir yanlış anlaşılmayı yok edelim, bu Pokemon sırtından patlama yaratmıyor galiba, ben böyle anladım. Yani bunu Türkçe'ye çevirince sırtı patlamaları tetikliyor ama patlamanın ateşi falan bu Pokemon'un ön kısmında bir ağız varmış, oradan çıkıyor.
Aynı zamanda bu ağız bu Pokemon'un zayıf noktasıymış. Buradan daha fazla hasar alıyormuş yani bir hayvan olarak. Bu bazı hayvanların zayıf noktaları olur ya, bunun da zayıf noktası o karnıymış. Karnından daha fazla hasar alıyormuş. Olmuş mu? Hikayesi güzel olmuş. Türü de güzel olmuş. Fire Dragon daha önce zaten gördük. En basitinden Reshiram'ı gördük. Dış görünüşü de fena değil, güzel. Bu Pokemon benim onayımı alıyor. Böylece Turtonator olmuş diyorum. Ve sıradaki Pokemon'a geçiyorum. Yani şu sıralar sevmediğim, çok sevmediğim bir Pokemon çıkmadı. Yani o yüzden eleştiremiyorum. Herkesin hakkını vermeye çalışıyorum. Her Pokemon'un hakkını vermeye çalışıyorum. Sıradaki Pokemon'a geçelim. Evet, son iki Pokemon'umuz kaldı arkadaşlar. Şimdi bahsedeceğim Pokemon'un ilk evriminden çok önceki bölümlerde, 3. bölümde bahsetmiştim. Bu Pokemon'un ilk evrimi Cutiefly'dı. Şimdi bahsedeceğimiz Pokemon Ribombi. Ribombi isim anlamıyla Ribbon, Kurdele ve Bombiliday, Jigglypuff, Bombiliday ve Ribbon ve Bee kelimelerinden. Yani Ribbon, Kurdele, Bombiliday, arı sineği ve Bee arı kelimelerinin birleşiminden oluşabilir. Ve Ribombi'nin yine dış görünüşü Cutiefly gibi arı sineğinden esinlenerek yapılmış. Bu Pokemon'un dış görünüşüne bakarsak arkadaşlar, artık Cutiefly'ın küçük kanatları biraz daha gelişmiş ve garip bir şekilde muşta sembolü var. Boynunda ise atkı tarzında bir şey var. Bu oldukça güzel bir hava katmış ona. Artık gözleri daha da, gözleri aslında tamamen aynı, birazcık daha büyümüş. Sivri burnu yok olmuş. Cutiefly iken sivri bir burnu vardı. Nektarları falan toplamak için bu yok olmuş. Tebessüm eden bir suratı var. Kafasının ön kısmı beyaz renkli. Altı da beyaz renkli, diğer kısımları sarı renkli. Kafasında iki tane anten var. Şuralarında artık kıl mıdır, kirpik midir, ne var onlardan var. Ve yine küçük sinek gibi elleri ve ayakları var. Ama artık böyle dört ayak üzerinde değildi. Yani bütün uzuvları altta değildi. Kolları normal olması gereken yerde, ayakları da olması gereken yerde duruyor. Dış görünüşünü beğendin mi? Kesinlikle beğendim arkadaşlar. Arı sineği konsepti zaten güzel olmuş, gelişmiş hali de oldukça tatlı, oldukça hoş duruyor. Yani herhangi bir sıkıntısı yok benim için. Ribombi tür olarak böcek ve fairy türü, sınıflandırma olarak arı sineği Pokemon olarak geçiyor. Yeteneklerinden birisi Honey Getter yani bal toplayan, diğer bir yeteneği ise Shell Dust yani toz kalkanı, saldırıların ikinci etkilerini yok ediyor. Ember'ın yakma etkisi, örnek vermiştim zaten Cutiefly'da. Bal toplayıcı özelliği de arada sırada bu Pokemon sizin için bal topluyor. 5 kavanoz. Bilinen saldırıları Fairy Wind ve Dazzling Gleam saldırıları var. Açıklamasını da okuyayım. Ribombiler çiçek nektarlarını toplarlar ve onları polen balonları olarak bilinen toplara dönüştürürler. Bunlar yemek görevi görürler. Daha da fazlası onlar baş dönmesi ve felç gibi etkilerde yaratabilir. Ribombi savaş sırasında bunları üfleyerek rakibe saldırabilir. Ribombi'nin polen balonlarının bazılarının yorgunluğu geçirme gibi rahatlatıcı etkileri de vardır. Bunlar Alola bölgesinde yüksek fiyatlı ürünler olarak yayılmıştır. Ribombi ıslanmaktan nefret eder. Onlar kabarık kıllarla kaplıdır ve bu kıllar topladıkları poleni tutarlar. Ve yağmur onları ıslak ve pis gösterir. Alola insanları şunu bilir ki eğer Ribombiler sürekli çiçek tarlalarında yoğun bir şekilde çalışıyorsa iyi havanın devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Evet, bu Pokemon'un olayı da polen üflemekmiş. Diğer hali auraları sezip insanların yanına gelebiliyordu. Bu da daha çok polen üfleyerek rakibi felç edebiliyor. Onun dışında aynı zamanda isterse rahatlatıyor, isterse felç ediyor. Bir sürü etkileri var. İnsanlar da bundan yararlanmışlar. O polenleri yüksek fiyata satıyorlarmış vesaire. Muhabbeti fazla uzatmayacağım. Gelişmiş halini sevmiştim. Bu halinde de herhangi bir sorun yok. Dış görünüşü güzel, açıklamaları güzel, ability'leri idare eder. Türlendirmesi güzel. Bu Pokemon'a buradan onay veriyorum. Umarım takımımda kullanabilirim bu Pokemon'u. Ve sıradaki ve son Pokemon'umuza geçiyoruz. Bakalım son Pokemon kim? Evet, günün son Pokemon'una geçiyoruz. Hatta gördüğünüz Pokemon'ların sonuncusuna geçiyoruz. Ve bütün bu muhabbeti bitiriyoruz. Ondan sonra yeni açıklanan Pokemon'ları gönül rahatlığıyla inceleyebiliriz. Evet, Pokemon insanların isteğini dinledi, insanların dediklerini dinledi ve Harambe Reis'i Pokemon yaptılar. Harambe kim? Bilmeyenler için şunu anlatayım. Bir tane çocuğu olan bir kadın var, hayvanat bahçesine gidiyor. Gerizekalı kadın çocuğunu düşürüyor. Çocuğuna iyi bakmıyor. Çocuk da gorilin olduğu bir alana düşüyor. Orangutan mıdır artık? Goril midir? Her neyse, yani
isimlerini pek bilmiyorum. O yüzden bilmediğim bir konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Daha sonra kadın işte millet bağırıyor, feryat ediyor. Harem bereyiz de yani çocuk oraya düşmüş. O da çocuğu korumak için çocuğu arkasına alıyor. Etrafına sisi pis pis bakıyor. Ondan sonra çocuğu sürüklemeye başlıyor. Ki bilinen o ki arkadaşlar, goriller zaten kendi çocuklarını ayaklarından sürükleyerek çekiyorlar. Yani bunun videolarını falan görmek de mümkün. Harem bereyiz de millet bağırınca çocuğu ayağından tutup sürüklemeye başlıyor. İşte birkaç kez daha tekrarlanıyor bu. En sonunda Harem Bey anlıyor, çocuğu artık pantolonundan sürüklüyor, ayağından falan sürüklemiyor. Yani biraz daha farkına varıyor. İşte millet feryat falan yapıyor. En sonunda bir çıkar yol bulamıyorlar. Harem Bey'i öldürüyorlar. Yani konudan çok saptık ama artık hayvanat bahçesinin hatası mı yoksa annesinin hatası mı bilinmez. Ama kesinlikle o hayvanın bir hatası yok. Hayvan kendi içgüdüleriyle hareket ediyor ve bir şey de yapmıyor. Hayvanı öldürüyorlar. Şimdi öte yandan Harem Bey demişken, Harem Bey'i demişken buradan Harem Bey'e bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Ve Harem Bey'e çok benzeyen bir Pokemon olan Oranguru'dan bahsetmek istiyorum. Oranguru'nun isimleri Orangutan. Oranguru'nun ismi Orangutan ve Guru'dan geliyor. Orangutan demek, Guru da rehber, bilge kişi demek. Dış görünüş olarak kesinlikle bir Orangutan Pokemon'u. Ve dış görünüşünü bir de ben inceleyeyim. Kafasında şu daha çok çöldeki insanların veya işte psişik, medyum, bilge insanların taktığı başlık tarzında bir şey var. Örtü tarzında bir şey var. Hatta ben şeye benzettim. One Piece'te Alabasta arkında Pel vardı. Onun kafasındaki örtüye benzettim. Onun dışında elinde bir yelpaze tutuyor ve bu yelpaze yapraklardan oluşmuş gibi. Kürkü mor renkte. Kürkünün rengini pek beğenmedim. Daha iyi bir renkte yapabilirlermiş. Vücudu da bir gorilin olması gerektiği gibi gri elleri var. Ayakları da gri. Normalde vücuduna beyaz ve mor renkli kürkü hakim. Artık şu kafasındaki o kapşon gibi mi yoksa kafasının bir parçası mı onu algılayamadım. Gözleri ise katman katman mavi, turuncu ve sarı renklerinden oluşuyor. Yani medium Pokemon'u, medium memiş Pokemon'u yapmışlar. Güzel olmuş mu? Olmuş. Harem Bey'iz her türlü kabulümüzdür. Buradan kendisine bir kere daha saygılarımı iletiyorum. Allah rahmet eylesin. En önemli nokta da bu Pokemon sadece Pokemon Moon'a sahip olanlara özel olacak. Pokemon Sun'da bu Pokemon'u bulamazsınız. Pokemon Sun'da Passimian olacak. Pokemon Moon'da ise Oranguru olacak. Çok garip bir aslandık. Passimian'la başladık. Oranguru'yla bitirdik bu muhabbeti. Ondan sonra yeni Pokemon'lardan bahsedeceğiz dediğim gibi. Bu Pokemon'un olayından bahsedelim arkadaşlar. Bu Pokemon'un türü yeni bir şey denemişler. Normal ve psişik türünde bir Pokemon. Aslında tam olarak yeni bir şey denememişler. Çünkü efsanelerden Meloetta da normal ve psişik türünde. Ama artık o kadar çok Pokemon var ki yani ben algılayamıyorum, yetişemiyorum. Bir noktada unuttuğum türler oluyor, unuttuğum Pokemon'lar oluyor, unuttuğum saldırılar oluyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Dediğim gibi tür olarak normal ve psişik türünü kullanmışlar. Sınıflandırma olarak Aziz Pokemon olarak geçiyor. Aziz Petrovic adına. Ability'si de Inner Focus. Yani içten odaklanma ne işe yarıyor? Bu Pokemon'u flinch edemiyorsunuz. Diğer bir ability'si ise olma ihtimali olan Telepati. Telepati ne işe yarıyor? Bu Pokemon dostlarının kullandığı saldırılardan etkilenmiyor. Ne gibi? Mesela Surf gibi. Surf normalde herkese vurur ama bu Pokemon'a vurmuyor. Şimdi asıl combo geliyor. Asıl Wombo combo Oranguru geliyor. Wombo combo Mokoko. Yani ne diyorsun? Bu Pokemon'un bilinen saldırıları Instruct denilen bir saldırı, emir vermek anlamında. Ne işe yarıyor? Bu Pokemon bu saldırıyı kullandığı zaman yanındaki dostunun son kullandığı saldırıyı bir kere daha ona kullandırtıyor. Düşünsenize, yanınızdaki Pokemon statlarını yükseltmiş hayvani bir Pokemon. Mesela bütün statlarını arttırmış adam, işte Special Attack falan son kademede ve Surf biliyor. Ve Oranguru'da da Telepati yeteneği var ve Instruct saldırısını kullanıyor. Düşünsene, adam Surf yapıyor, iki düşmana birden vuruyor. Oranguru tekrardan Instruct yapıyor. Adam bir kere daha Surf atıyor, iki rakibi de yeniyorsunuz. Ve Oranguru da telepatiye sahip olduğu için sizin surfünüzden etkilenmiyor. Yani oldukça güzel kombolar yapabilen bir Pokemon olmuş. Support Pokemon olmuş. Ama artık Pokemonlar çok güçlü.
Buna da bu da garip bir şey benim için yani. Bayağı güçlü Pokemon'lar ortaya çıkıyor. Şimdi Oranguru'nun bilgilerini de okuyalım ve muhabbeti bitirelim. Oranguru tek başına ormanın derinliklerinde yaşar ve pek fazla harekete geçmez. Onun yerine onlar ağaçların tepelerine çıkarlar ve meditasyon yaparlar. Uzun zaman önce insanlar oranguruların başta ormanda oturan insanlar olduğunu düşünürlerdi ve onları ormanın insanları olarak adlandırmışlardı. Oranguru ormandaki diğer Pokemon'lara karşı kibardır. Yaralı Pokemon'lar için ilaç, aç Pokemon'lar için yemek sağlar. Orangurular bazen kendi inisiyatifleriyle hareket ederler ve insanların kullanacağı eşyaları kullanırlar. Bir eğitmen açısından bu durumla karşılaşmak zorlayıcı olabilir. İddia edildiğine göre oranguruların poketopları kullandığına göre işaretler vardır. Orangurunun tuttuğu yelpaze benzeri obje orangurular tarafından bizzat yapılmıştır. İyi bakmak gerekirse bu yelpaze yaprak katmanlarından yapılmıştır ve orangurunun kendi tüyleriyle bağlanmıştır. What the fuck? İnsanlı abi. Evrim teorisi muhabbetine döneceğiz çünkü kanlı için çok ağır olur bu muhabbet ya. Evrim teorisi muhabbetine girmeyelim o yüzden sizlerle. What the fuck? Yani insanlar bu Pokemon'u zamanında insan olarak görmüşler ve bu Pokemon insanların kullandığı şeyleri kullanabiliyor. Tamam yani şimdi o zaman biz maymundan geldiysek şimdiki maymunlar neden insan değil? Oho. Böyle bir muhabbete girmeyeceğim kesinlikle çünkü bu çok uzun bir muhabbet ve tartışma yaratacak bir muhabbet. Kanalımızda da bu tartışmaları sürdürmek istemiyorum. Abi Poke Topu yani bu orangurular insanların yerini alacak. Bu ne abi? Adam Poke Topu bile kullanabiliyor. Pokemon Poke Topu kullanıyor. O zaman insanlara ihtiyacımız yok. Güle güle insanlar. Orangurular her şeyi ele geçirecek ya. Düşünsene. Oranguruların kendi Pokemon'ları var. Bundan manyak bir anime bölümü bile çıkabilir. Abi düşünsenize ya mükemmel. Onun dışında oldukça kibar Pokemon'lar. Aç olanlara yemek, işsiz olanlara iş, hasta olanlara ilaç ve yorgun olanlara yatak veriyorlar. Böyle bir siyasi parti olsa oy verirdim. Oranguru Reis. Harambe Reis. Onun dışında güzel olmuş ki var harekete geçmeyen meditasyon yapan insan diğer Pokemon ormanın Pokemon'larına karşı nazik hatta bazen eşya kullanabilen bir Pokemon olmuş. Konsepti hikayesi güzel olmuş. Dış görünüşü güzel olmuş. Şimdi bu Pokemon'u da gördükten sonra Pokemon Moon mu yoksa Sun mu alsam karar veremedim açıkçası. Kararsızım ama bu Pokemon'u beğendim. Muhabbeti daha da fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu video ile birlikte 53 tane Alola Pokemon'unu inceledik ve artık yeni Pokemon'lar da geldiği için bir sonraki bölümde başlangıç Pokemon'larının evrimlerini, Tapu Koko'nun arkadaşlarını ve bir iki tane daha yeni Pokemon'u inceleyeceğiz. Bir sonraki bölüm iki kısımdan bile oluşabilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bu bölümü sevdiyseniz arkadaşlar lütfen beğeni atmayı unutmayın ve yorumlarınızda da bu Pokemon'lar hakkında neler düşünüyorsunuz onları da merak ediyorum. Ve kanalımıza destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Daha da denilecek bir şey yok. Pokemon Sun ve Moon hakkında bilgilerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Pokemon'cular.